Call of Warzone 2.0'ın son sezonuna hoş geldiniz. Kafa karışıklıkları olabilir. Bunların hepsini ilk başta hemen giderelim. Ondan sonra son sezonun detaylarına değineceğim. Warzone 1 yakın zamanda kapatıldı. Caldera ve Verdansk'ın serverları tamamen sunuma kapatıldı. Eğer burada hani bundle'ınız varsa sadece Warzone'da multiplayer'da kullanabilirsiniz. Yoksa uçup gitti bunlar. İsim olarak Warzone 1 gitti. 2023'ün başına çıkan şu an oynadığımız oyun ise büyük ihtimalle ileride Warzone olarak tekrar değiştirilir ismi. Zaten sağda solda Warzone diye geçiyor sadece. Ama oyunun piyasaya çıkışı Warzone 2.0 1'in kapatılmasıyla beraber yavaş yavaş sadece Warzone'a geri döner. Warzone 3 diye bir şey yok. Modern Warfare 3'ün çıkışı ile beraber şu anki oynadığımız Warzone 2.0 büyük bir güncelleme alacak. Harita değişecek, oynanış mekanikleri değişecek, yeni silahlar gelecek. Aynı şekilde devam edecek. Eğer Modern Warfare 2'niz varsa, 3'ü de satın alırsanız bakın sadece satın almak zorundasınız oynamak istiyorsanız. 2'deki veya Warzone'daki silahlarınız, levelleriniz, operatörleriniz, calling kartlarınız, amblemleriniz, her şeyiniz Modern Warfare 3'te de kullanılabilecek. Yani ileri doğru bir taşıma var ama Modern Warfare 3'teki hiçbir şeyi 2'de kullanamayacaksın. Warzone'da kullanabiliyorsun tabii ki de. Warzone ortak bir nokta. Orada her şey kullanılabilir. Ama Modern Warfare 3 bir devam paketi. Fakat hani satın almadan oynayamayacağınız bir paket. Modern Warfare 2'nin devam niteliğinde bir oyun. Yeni haritaları gelecek. Aynı Modern Warfare 2'ye nasıl giriyorsanız 3'e de satın aldığınızda bu şekilde girebileceksiniz. Önümüzdeki ayın 5'inde yani Ekim'in 5'inde PlayStation'da beta olarak sunulacak. Ön sipariş verenler oynayabilecek. Ekim'in 12'sinde... Bilgisayara açılacak beta sürümü ön sipariş verenler oynayabilecek. Ekim'in 17'sinde sezon ortası yani eventimiz. Kasım'ın ikisinde ise campaign modu geliyor. Yani Craft Modern Warfare 3'ün hikaye modunu bir hafta önce oynayıp bir hafta sonra ise multiplayer moduna giriş yapabileceğiz. Zaten beta'da oyun tam geliyor neredeyse. Çok az bir eksiklik oluyor. Onları gidermek için beta yapılıyor. Açık beta bunlar. Kapalı beta yapıldığını bilmiyorum. Belki de olmuş olabilir. Çok büyük ihtimalle de Warzone'un yeni haritasına da kavuşacağızdır. Abi şimdi her şeyi geride bırakın yeni sezona bakalım. 6. sezonumuz inanılmaz güzel geliyor. Çünkü gece modu geliyor. Ben bayılıyorum, bitiyorum. Zombiler geliyor haritaya. Zombi olayı nasıl olacak derseniz Battle Royale olarak gelecek modu. Yani normal oyunda devam edecek normal haritamız. Bir de gece modu olarak gelecek. Almazra hem de Vondol haritalarında. Vondol haritalarında büyük değişiklik olacak. Sular falan çekilecek, kanlı geçecek yerine. Bir büyücünün yaptığı hareketlerden sonra zombiler ortaya çıkıyor. Yeraltı dünyasındaki yaratıklar dışarı doğru çıkmış oluyor. Hemen özetleyeyim size modu. Anlayın ki sonra içeriye geçelim. Cadılar Bayramı'yla ilgili olan bu eventte haritaya normal atlıyoruz. Öldüğümüzde zombi olarak geri geliyoruz. Zombi olduğumuzda önceki oyunlarda şırınga topluyorduk ölen oyunculardan. Burada da aynı mantık olacak. Yine bir şeyler toplayacağız ve haritaya geri geleceğiz. Eğer zombi olarak ölürsek ise marketten veya başka bir şekilde kaldırması gerekecek. Yani genel temaya çok dokunmamışlar. Aynı mantık ilerliyor. Üstüne koymuşlar. Bu çok ama çok iyi oldu. Çünkü hani ilk oynadığımızda mükemmeldi Verdansk'ta. Harika ötesiydi. Şimdi ise almaz ve çok daha iyi olacağına eminim. Bekleyip göreceğiz. Bütün bu etkinlikler Ekim'in 17'sinde olacak. Sezon başında değil. Battle Pass'imizde Mortal Kombat karakteri spam geliyor. Bu Battle Pass'te verilecekmiş. 1 ile 100 arası. Valeria'mız klonlandı. Bir robot oldu. Önderliğe yine Valeria çekecek. Black Cell Battle Pass'ten bahsediyorum aynı şekilde devam. Gördüğüm en kapsamlı Battle Pass olabilir bu. Hani çok fazla kaliteli içerik var. Üstüne Diablo oyunundan Inarius ve Lilith karakterlerimiz olacak. Bunlar bundle olarak gelecek büyük ihtimalle. Çok fazla bundle var. Hani CP'leriniz varsa saklayın derim. Çok güzel içerikler çıkacak. Skeletor dair bir ki bence en çok satan bu olabilir. Bunun dışında multiplayer'da iki haritada görünüm değişecek. Çok güzel bir gece modu Cadılar Bayramı olarak dizayn edilmiş. Bunu da deneyimleyebileceksiniz. Multiplayer'ı olanlar. Yeni level geliyor. 1250 sınır olacak. Prestijler yükselecek. Görmüş olduğunuz ekrandaki ödüllerin hepsini alıyorsunuz. Bir tane de operatör var. Dereceli modda ödüller değiştirildi. Warzone ve Multiplayer'da. Yeni sezonla birlikte. DMZ'de ise zombie modu tabii ki de olacak. Ama hiçbir şey açıklanmadı tam olarak. Sadece orada da bu karanlık güçle mücadele edeceğimizi ve oraya yeni bir boss, yeni bir ödül kutusu ekleneceği. Onun dışında ise hiçbir bilgi yok. Bu ilerleyen zamanda açıklanacak. DMZ'de sınırsız yapabilirsin. Yani Battle Royale'de eyvallah hani mod olarak getirdin şu bu ama DMZ'de de çok ayrı. Sadece o bölgeyi bile oynanış olarak sergileyebilirler. Sabırsızlıkla bekliyorum. 3 tane yeni silahımız var. AR, SMG ve bir tane de mele dediğimiz bıçak bıçak olaylarına girmişler. Yani yeni silahlar yine çok fazla meta olmuyor. Önceden işler çok değişikti. Fakat şimdi böyle değil. TR-76 Assault Rifle silahımız. ISO 9 mm SMG. Ve ekili kamaz. Dövüş yakın fight silahımız. Şuna da değineyim. Oyun başta çok gerçekçiydi. Böyle olacak dediler. Böyle devam edecek dediler. Artık böyle olmadığını zaten uzun zaman önce gördük. Garip garip operatörler getirdiler ve artık saldılar gibi bir şey. Yani aslında bunun çok bir önemi var mı derseniz tabii ki de bence dikkat edilmeli. Çünkü bazı operatörler çok iğrenç. Hani alakasız neye dayanarak çıkarıyorlar bilmiyorum. Ama şu anki görmüş olduklarınızın çoğu büyük ihtimalle anlaşmaları var. Hani ortada para dönüyor büyük ihtimalle. Bu yüzden Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Benim için zerre önemi yok gerçi bunların. Çünkü oynanış ve yeni içerikler çok daha etkiliyor beni. Operatörlere pek bakmıyorum ama çoğu insan operatöre bakıyor. Benim için aslında silahlar, oynanış mekanikleri, içerikler önemli. Ben böyle zevk alıyorum. Hani siz tabii ki de daha farklı olabilir ama genel olarak bakarsanız bu kadar absürt karakterlerin gelmemesi gerekiyor. Abidik gubidik şeylerin. Ama insana benzer varlıklar çok daha iyi gidiyor. Bu resimdekini ben boss olduğunu düşünüyorum. Oyunda çıkan farklı yaratıklar falan filan varmış. Onlarla mücadele edeceğiz diye yazmışlar. Umarım öyledir. Fakat başka bir fotoğrafta da elinde silahla çatıştığını görüyoruz. Neyse diyelim anla ki. Günlük giriş ödüllerimiz olacak. Kaftın 20. yılına özel ödüller olacak. Bunları kaçırmayın. Alın derim. Son sezonu doya doya çıkaralım. Bakalım yeni sezonda başımıza neler gelecek. Genelde insanlar hani gittikçe daha kötüye gidiyor saçmalıyor falan filan diyorlar. Hani buna da özlem duymayalım. O yüzden şimdi oynayalım. Yeni harita gelince de orada da deneyimleriz. Her şeyden önce zevk almaya bakın. Çok kafanıza takmayın. Şöyledir, böyledir, şudur, budur. Gerçekçi midir, değil midir? Yani şu özellikle Türkiye'nin zamanlarında boğulmuşken iyice dibe gitmeyelim. Eğlendirmeye bakalım kendimizi. Neyden zevk alıyorsanız ona yönelin derim. Yani bu oyundan artık zevk almıyorum diyorsanız bile Gidin başka bir yola yönelin. Bir şekilde sıkmayın canınızı. Mesela işte çalışıyorum ben şu an. İstanbul'da yaşıyorum. Trafiktir şudur budur yoğun. Bir de oyundaki bilmem ne X karakteri gelecek diye canımı asla sıkmam. Oyuna girdiğimde haritaya atladığımda arkadaşlarımla veya solo. Sanki serin bir suya atlamış gibi oluyorum ben. Keyif alıyorum. Tabii ki de çıldırdığımız anlar çok oluyor. Ama bununla mücadele etmek bana çok daha keyif veriyor. Belki de bu yüzden hala YouTube'a içerik üretiyor olabilirim. Discord kanalımızda kesinlikle değilseniz katılın derim. Orada çok güncel haberleri paylaşıyorum. Belki de benden hızlı paylaşan yoktur diye düşünüyorum. Benim masa başı iş olduğum için aynı zamanda yanda haber kanalları, şunlar bunlar bir sürü şey açık. Oradan takip ediyorum. özüme denk geliyor hemen yapıştırıyorum Discord'da bizim. Haberdar etmeye çalışıyorum. Şu anlık bütün değineceklerim bu kadar. Ekstra bir şey yok ama açıklanacak ileride. Olursa da sağda solda duyururum. Önemli bir şey olursa. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.